Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, 62 level hesabının içerisindeyim şu anda. 62 level'e ulaştığımız için karargahımızı max seviyeye yükseltebiliyoruz. Şimdi sizlerle inşallah ganimet avına çıkacağım savaşçı saldırısıyla. 2 milyon taş, 1 milyon 600 odun istiyor. Yani 3-5 saldırıyla sanırım gerçekleştirebiliriz. Bir kaynak ödülüne toz basacağım, bir hasara. Bir tane de gambota basacağım. Ada saldırılarımızı gerçekleştirelim. Bu arada arkadaşlar bakın, daha öncesinden de videolarımda göstermiştim istihbarat olayını. Bu büyük Doktor T adasında yapıyorduk. Ama Doktor T adası olmadığı zamanlarda ne yapacağımız diye sürekli hep videolar çektim attım. Bakın burada ben işaretledim. Dedim ki soldaki kaynak üssü için, ist için diye işaretlemişim kaybetmemek için. Sol taraftaki demir kaynak üssüme aynı şekilde yaptığım zaman, bakın hemen göstereceğim size. Adaya döndüm. Sol kaynak üssüne gözcülük yapıyorum. Gördüğünüz gibi harita istihbarat verdi. Aynı şekilde tekrar yapıyorum. Yani arkadaşlar bu deneyin bunu bu şekilde. Yani sol taraftaki kaynak üsleri başka düşmana ait olacak. Şuradan olabiliyor bazen. Şu sol taraftaki üste olabiliyor. Yani buralardan deneyin tek tek. Ben buradan buldum ve işaretledim kaybetmemek için. Siz de bu şekilde bir taktik geliştirin. Tek tek deneyin. İllaki ulaşacaksınız. Evet, hemen yok et diyelim, istihbaratımızı toplayalım. Evet, iki tane yok edimiz kaldı. Hemen bakıyorum, var mı başka bot köy? Evet, bir tane daha kalmış. Hemen gözcülük yapıyorum. Onu da aldık. Evet, şimdi arkadaşlar harita temizliğimize geçebiliriz. Ne kadar istiyor ganimet? Biraz topladığımız için 1700 1800 şey istiyor. 1 milyon 800 taş istiyor. 1 milyon 300'e yakın şey, 167 bin. Evet. Şuradan bakalım. Evet, şeyin güzelmiş. Taşın, ganimetin. Daha öncesinden dedim arkadaşlar, aynı savaşçıyı Zoka gibi sıralı bir şekilde çıkartıyorum dağılmaması için. Şok mayınla takıldık, önemli değil. Burada biraz zayiat verdik. Olsun, önemli değil. Oo, çok güzel, bir tane parçacık verdi. Hemen diğer saldırımıza geçelim. Senin de ganimetin çok güzel. Hemen saldırımızı yapalım. Yani askerimiz zayiat verebiliriz. Zaten çok fazla bir ganimete şeyimiz yok ama burada bayağı bir enerjimiz yedi. Çünkü savaşçı saldırısına yönelik ada düzeni yapmış arkadaş. Şuradaki şok mayınını da alalım. Yine aynı şekilde
sahile sıralı bir şekilde çıkartıyorum. Boşluğa attım fişeği. Dağılmadan gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yerleştik. Evet. Şokumuz belki yetmeyebilir diyecektim. Evet, yetti. Şuraya da bir tane böcek atalım. Şok mayınını kaçır. Şok ateşleyiciyi kaçırdık. Mavi heykeli mi vardı? Evet. Mavi, bayağı bir mavi heykeli varmış arkadaşlar. Bakın ben ona hiç dikkat etmedim. Yani aslında dikkat etmek gerekiyor. Önce aslında adaya bakıp heykellerini kontrol edip ona göre saldırı yapmak lazım. Ne kadar kalmış? 800 bin 90 elmas istiyor. Hemen verelim. Bunun ganimeti sanırım az. Buna bir bul diyelim. Evet arkadaşlar, bakın ben biraz önce gözcülük yaptığım zaman adayı kontrol etmedim. Mavisi, kaç tane mavisi vardı onlara kontrol etmedik. 2 tane mavisi var bunun. Ona dikkat edin. Kalp şeklinde yapmış arkadaşımız adayı. Benim de bir tane adam var. Aynı şekilde kalp şeklinde. Benimki daha güzel. Onu da göstereyim size. Evet. Burada boşluk, yani sıralı çıkmaya gerek yok. Sahile fişek sis atarak çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Boşluğa fişek atıp gördüğünüz gibi bombayınına çalım atarak gitti. Dağılmadığı için tek hizada. Yani savaşçıların böyle bir huyu var arkadaşlar. Tarete, yani karargaha götürürken tarete fişek attığınız zaman mutlaka dağılıyor. Evet. Burayı da rahatlıkla aldık. Eğer ganimet daha fazla ihtiyacım olsaydı daha dikkatli saldırılar yapardım. Yani çok fazla bir ganimete ihtiyaç olmadığı için biraz hızlı davranıyorum. Evet, buranın sanırım arkadaş pazartesi gününden Hamurman'ın gemisi için harita düzenini yapmış. O zamandan beri sanırım girmemiş. Burada dipten gidersek şuraya bir şok atmamız gerekiyor. Acaba alsak mı mikroyu? Mikroyu alalım. Şuraya bir tane böcek atalım. Yine aynı şekilde sıralı çıkışımızı yapalım. Köşe dip tarafa. Hemen atıyorum. Kuleyi yönlendireyim. Oradan karargaha geçeriz. Ama şeyim az kaldı. Enerjim. Yani dediğim gibi daha farklı saldırı yapabilirdik. Evet. Burayı da basit bir şekilde aldık. Sanırım karargahımızı şimdi basabiliyoruz. Biraz bir doktor yetkinliği saldırısı yapalım savaşçıyla. Evet, karargahımızı yükseltmeyi bırakalım arkadaşlar. 24 seviyeye yükseldiği zaman bu çok güzel. İlk önce yapacağım şey heykel tıraş yükseltmek olacak ki bir tane daha heykel yerleştireceğim. Ona da bir tane hasar heykeli depomda var. Onu yerleştireceğim. Evet, şuradan kristal üretimi bırakalım. 19 istiyor. Hemen bir Doktor T etkinliğimizi savaşçı saldırısı ile gerçekleştirelim. Evet. Yani dediğim gibi arkadaşlar, bu genelde bir Doktor T'nin 3. 4. aşaması kadar kolay oluyor. Yayılımla alabiliyorsunuz.
Hızlı bir şekilde alalım. Hemen geç. Evet arkadaşlar, ikinci aşamamıza da hemen geçelim. Bir sigara molası verdim. Evet. İkinci aşamayı da yaylımla çok rahat bir şekilde aldık. Arkadaşlar, oyunun sesini kısmayı unutmuşum. Sesim biraz boğunuk gelebilir, o yüzden kusura bakmayın, daha yeni farkına vardım. Hemen sessize aldım. Evet. Üçüncü aşamamızda yaylımla alıyoruz. Evet, üçüncü aşamamızda kolay bir şekilde aldık. Hemen dördüncü aşamamıza bakalım. Dördüncü aşamamız da kolay gelmiş. Yani yaylımla burayı alamayız ama bu mayınlarını alalım. Öbür diğer mayınlar önemli değil. Burada kulenin evet şarjımız da azalıyor. Etkinliğimizi gerçekleştirdikten sonra yani kuleyi durdurdum. Direkt yukarıya fişek attım boşluğa. Dik bir şekilde çıktılar. Yani daha basit bir şekilde de çıkabilirdik ama yani biraz zorlaştırdık. Evet. Rokete ve kuleye birer şok attığımız zaman biraz erken attık ama olsun. Rahatlıkla almış olur çünkü canı azdı. Evet arkadaşlar, dördüncü aşamamızda çok kolay bir şekilde aldık. Karargahım yükseldikten sonra 2 gün var. 2 gün sonra inşallah heykeltıraş yükseltmek için tekrar aynı şekilde ganimet avına çıkacağız. Onun da videosunu atacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen rica ediyorum. Team'deki arkadaşlarınıza önerirseniz çok çok sevinirim. Beni memnun edersiniz. Biraz daha abonemiz çoğaldığı zaman sıfırdan max'a videolar çekmeyi düşünüyorum. Ya bunun için gerçekten desteklerinizi bekliyorum. Elimden geldiği kadarıyla videolar atmaya çalışıyorum. Yani farklı videolar istiyorsanız eğer şey yapabilirsiniz. Yoruma yazabilirsiniz. Evet, orada biraz kaçırdık ama olsun, önemli değil. Hemen operasyon saldırıları, canlı bir operasyon videosu atmayı düşünüyorum. Sahipsiz umut operasyonu ya da daha küçük bir operasyon saldırıları, bunlarla ilgili. Yani dediğim gibi like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza, team'deki arkadaşlarınıza önerin. Farklı şeyler inşallah, savaş gemisi videoları çekmeyi düşünüyorum. Evet. Buradan kule şeye, rokete gidelim. Roketten direkt çekirdeğe gidebiliriz. Oo, sis atacaktık. Yanlış attık. Evet. Bayağı bir zayiat verdik. Yanlışlıkla sis yerine fişek attık. Evet. Bu birazcık bizi zorlayacak. Orada büyük bir hata ettik. Elim sise değmemiş. Fişekte takılı kalmış. Neyse, önemli değil. Bunu da almış olduk. 7. aşamamıza bakalım. 7. aşamamız eğer zor ise Zoka saldırısı yapabilirim ona. Hemen bakalım. Buna Zoka saldırısı gerekmez.
kaç? 50 elmas istiyor. Hemen onu da bastık. Doktor T'nin de 7. aşamasını da alalım. Evet, burada alevde bir duraklatalım. Şu ara boşluğa mayına değmemesi için gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani karargahın dibinde boşluk varsa eğer, normal adalar için de geçerli. Savaşçı dağılmaması için taretin üzerine fişek atıp savaşçıları götürmeyin. Yani benim tavsiyem, ben bu şekilde saldırı yapıyorum. Faydası gerçekten oluyor. Evet, 7. aşamamızda kolaylıkla aldık. Güzel, bir tane istihbaratımızı da aldık. Karargahımızı da yükselttik. Dediğim gibi 2 gün sonra inşallah karargahımız dolduktan sonra heykeltıraşı basmak olacak ilk hedefim. Hemen şunları Zoka'ya dönelim. Zoka da dursun. Evet arkadaşlar, burada videoma son veriyorum. İnşallah beğenirsiniz videomu. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı unutmayın. Kanalıma abone olun. Team'deki arkadaşlarınıza önerirseniz çok çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Size de iyi oyunlar.